Din dili eskidi. Eski din diliyle yeni nesle bir şey aktarmaya çalışıyorsun. Olmaz. Olmadı. Olmayacak da. Peki ne oldu? Eski din dilini eski din zannetti bazıları. Yani din dili eskidi, bazıları din eskidi zannetti. Onun için din diline itirazını da dine itirazı zannetti ve dinle arasına mesafe koydu. Bunlara birinin açıklaması lazım. Bak koçum, bak aslanım, bak oğlum, bak kızım, sen dine düşman değilsin aslında. Kendini zorla böyle bir sıkıntının altına niye sokuyorsun? Sen din diline düşmansın. Adını doğru koy. Sen dine düşman değil. Sen o din diline düşmansın. Din eskimedi ki. Din dili eskidi. Din eskimez. Hakikat eskimez. Onun için sana bu din dilini din diye sattılar. Sen onların kurbanısın. Sen kurbansın. Din eskimez. Din solmaz, pörsümez yeni. O zaman yeni bir din dili lazım. Yeni bir din dili lazım. Bu yeni bir din dili yeni nesiller için. Yeni çağlar için. Eskimeyen hakikatleri yeni bir dille ifade etmek lazım. Bak kızım, Allah seni namazdan belli günlerde muaf tuttu. Niye? Sen erkeklerin sahip olmadığı bir nasibe sahipsin. İnsanlık senin sayende var. İnsanlığı sen doğuruyorsun. Her erkeğin bir anası var. Her erkek bir anneden doğar. Dolayısıyla insanlık yaşasın diye her ay şehit oluyorsun. Erkek bir kez şehit olur. Kadınsa her ay şehit olur. Sen Allah'ın sana bir lütfu, o şehit olduğun günleri Allah namaz kılmış gibi kabul ediyor. Seni muaf tutuyor. Ve kaza ile bile emrolunmuyorsun. Dolayısıyla senin bu ayrıcalığındır. Bir böyle anlatın, bir de öyle anlatın. Eski dille anlatın, bir bakın bakalım. Hangisi ikna edecek? Hangisi yüreğine yatacak? Hangisi tamam bu işte diyecek hangisine? Onun için eski dille ikna edemezsiniz. Bırakın ikna etmeyi. Dine mesafeli olmak zorunda bırakırsınız. Yani gayrimüslim olmak istemez. Yani herkes imandan mahrum yaşamak çok zor bir şey. İmansızlık çok zor bir şey. Katlanılabilir bir şey değil. Onu imansızlara sormalı. Nasıl kıskanırlar müminleri bir bilseniz. Dışarıda söylemiyorsa içinde bunu itiraf eder. İman çok büyük bir nimet. İman dedim ya, birini imandan etmek insan hakları ihlalidir aslında. Çünkü iman insanın imdadına yetişir. Başka türlü kurtulamadığınız birçok sıkıntı vardır ki iman sayesinde kurtulursunuz. Nasıl yapacaksınız? Nereye gideceksiniz? Kime anlatacaksınız derdinizi? İçinizdeki bunaltıyı neyle geçireceksiniz? Her şeyin bittiği anda ne yetecek size? İman. Onun için imansızlık bir insan hakları ihlalidir. Eyvallah. İşin bu tarafı ayrı. Ama asıl yani imansız olmak istemeyecektir. Ama ya bu da ikna etmeyecektir. Yani böyle de Müslüman nasıl olsun çocuk şimdi? Nasıl olsun? Nasıl kabullensin bunu? Dolayısıyla yeni bir din dili şart.